Bakın, Türkiye'de bir süredir ne tartışılıyor? Derin devlet, 301. madde, bunlar etrafında dönüp duruluyor. Sayın Başbakan diyor ki, efendim derin devlet vardır, bunu minimize etmek lazım. Ne demek bu? Minimize etmek, en aza indirmek. Eğer derin devlet dediğiniz Sayın Başbakan suçsa, bir suç yapısı ise, bunu minimize etmek değil, yok etmektir senin görevin. Yok edebileceksen konuş, eğer buna dokunamayacaksan en azından sus bari. Susmayı bil. Minimize edecek. 301. madde geliyor gündeme. Efendim 301. madde dünyanın her yerinde var diyorlar. Önce bir direniyorlar. Sonra acaba şurasından azaltsak ne der? Olmadı. Diyor ki sivil toplum örgütleri bunu yapsın. Topu sivil toplum örgütlerine atıyor. Sayın Başbakan çok ilginç bir alışkanlık edindi. Başörtüsü İmam Hatip meselesini çöz diyorlar. Bana yardımcı olmadılar diyor. Ben bedel ödeyemem diyor. Bedeli İmam Hatiplerin, başörtülerin ailesine ödetmek istiyor. Bir gazeteci gazeteciye suikast yapılıyor. Derhal İstanbul'da olan bir olay ama öbür tarafta hemen göz önündeki iki tane bir emniyet görevlisi, iki emniyet görevlisini görevden almak suretiyle bedeli birisine ödetiyor. Ve ondan sonra bedeli derin devlet diye bir meçhulün sırtına atıp oradan da ortalığı karma karışık edip kurtulup çıkacağını düşünüyor. Şimdi bakın, herhalde bütün dünya hayretle Türkiye'yi izliyordur. Yargının ilk soruşturma süreci gizlidir. Ama gizliliğe ait hiçbir şey uygulanmamaktadır. Bu ülkede yasa dışı muhbirlik oluşturmak ahlaksızlıktır, suçtur ama kimse bu suç üstüne almıyor. Bilgisi olduğu halde bir cinayetin işlenmesini önlememek acziyettir, aynı zamanda suçtur, aynı zamanda istifa etmeyi gerektirir. Ama gayet pişkin bir şekilde yerlerinde oturuyorlar. Sonra arkasından Türkiye'de devlet tartışmaya başlanıyor. Tartışılan ne arkadaşlar? Derin devlet. Evet, Türkiye üzerinde birçok ülkenin derin devletinin operasyonu vardır. Orta Doğu'da bir takım ülkelerin derin devletinin operasyonları vardır. Derin devlet, yüzyıllar ötesini görecek derinlikte perspektifler yapabilen devlettir. Neredeyse o devlet gelsin de başımın tacı yapayım onu. Yüzyıllar ötesini görecek, yüzyıllar ötesini fark edecek, ülkenin güvenliğini uluslararası arenada ilme, bilme, bilgiye dayanarak hukuk zemininde ama operasyonel olarak koruyabilecek bir devlet gösterin bana, onu başımın tacı yapayım. Ama siz derin devlet diye mafyayı, çeteyi, banka soyguncularını, hortumcuları, akaryakıt kaçakçılarını
ve eşkıyayla işbirliği yapan 3-5 tane dönme devşirmeyi benim devletimin adıyla birlikte kullanarak devletimi kirletemezsiniz. Evet, eşkıyalık yapana, kaçakçılık yapana bir devlet sıfatı takıp oradan kutsiyet atfetmeye kimsenin hakkı yoktur. Eğer iktidarsanız devletin kurumları içerisine yasa dışı kim girmişse, yasa dışı ne yapılıyorsa onları ortaya çıkartmak, onların cezasını vermek senin görevindir. Yeterli değilse kanun çıkartmak senin görevindir. Kanunlar da yeterli olmuyorsa, anayasayı inderse, anayasayı değiştirmek senin görevindir. Eğer anayasayı değiştirmeni engelleyenler varsa, referandum diye bir müessese vardır, millete gitmek senin görevindir. Bostan korkulu değilsin sen. Orada oturacaksın, sadece laf edeceksin. Ayıp be. Ayıptır. Görevinizi yapacaksınız. Bugün önceki hükümetlerin de bu hükümetin çıkartmış olduğu Avrupa Birliği uyum yasaları Türkiye'yi bu hale getirmiştir.